geldiniz efendim. Hoş İyi akşamlar diliyoruz öncelikle. MGD ödül gecesi. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Düşüncelerinizi alın. Güzel. Heyecanlı bir gece. Buradayız. Ne diyebilirim ki? Efendim kulüp ödül alacaksınız. Evet. Başarı. Teşekkür ederim. Bununla ilgili evet. Heyecanınız. Zaten kulüp söz konusu olunca benim galiba biraz söyleyeceğim sözlerde zorlanıyorum. Çünkü benim için çok özel bir iş olduğundan ve bu gece kulüple burada olduğum için açıkçası hem heyecanlıyım. Benim için çok özel bir yeri var çünkü kulübün hayatımda. Hı? O yüzden de kelimeler yetersiz geliyor bazen. Mutluyum ben kulüp gibi özel bir işte burada olduğum için. Çok mutluyum aslında, öyle diyebilirim. Peki başarıyı neye bağlıyorsunuz? Kulüpteki kulübün bu başarısını? Çok çalışmaya. Doğru çalışmaya. Doğru verilen emeğe. Doğru insanlarla birlikte çalışmaya. Hepimizin çok özverili ve herkesin, yani yapım şirketinden sette çalışan herkese kadar, herkesin çok büyük bir özveriyle çalışmasına. Güzel hikaye, iyi yönetmen, iyi yapım şirketi, iyi oyuncular, iyi bir ekip. Aslında hepsi bir arada olduğunda galiba bence başarı kaçınılmaz oluyor. Efendim siz neler söyleyeceksiniz? Sizin de düşüncelerinizi alalım. Evlilik nasıl gidiyor? Oradan oraya geçti. Çok çalışmaktan bahsetti. Siz çok çalışmasından şikayetçi misiniz? Hayır hayır, olur mu öyle şey? Her zaman elinden gelen en iyisini yapıyor. Zaten tamam, Türkiye tarihine de bence iz bırakacak bir iş yaptılar. Bence bu ödüllerin kat 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 daha fazlasını hak ediyorlar hepsi. Hepsini ayrıca başta Gökçe'yi, geri kalan bütün ekibi de ben kutluyorum. Şimdi ödül alıyor, projeler başarılı elde ediyor. Biz Gökçe Hanım'ı çok iyi biliyoruz, çok tanıyoruz ama dışarıdan tanıyoruz. Siz evden Gökçe Hanım'ı nasıl bize değerlendirirsiniz? Yani Gökçe zaten gördüğünüz gibi, gördüğünüz doğallığıyla. Yeterince size vakit ayırabiliyor mu? Başka bekleyenler var, onu içeri alalım zaten. Tabii yani iş, hepimizin işlerin, iş yoğunluğumuzun olduğu dönemler oluyor ama kalan vakitlerimizi zaten olabildiğince birbirimize ayırıyoruz. Tatil yapabildiniz mi? Evet, evet, yaptık. Venedik falan. Evet. Nasıl geçti? Güzel geçti. Niye o kadar güldün? Venedik deyince tamam. Bir şey oldu zannettim ben. Çok güzel geçti. Güzeldi yani. Hem tatil hem iş gibi oldu aslında. Karışık. Güzeldi ya. Ara ara böyle, ara ara kaçamaklar daha keyifli oluyor. Yapmak yoğunlukların arasında evet, kesinlikle yapmak gerekiyor. Kaçamaksız ne anlamı var? Tatilsiz çalışmanın da bir anlamı var. O yüzden gerekiyor bence. Peki. Çok teşekkür ediyoruz o zaman. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bir detay alalım. İçeriye doğru alıyoruz. Evet. Teşekkür ediyoruz. İyi eğlenceler.